Demir eksikliği anemisine tanı koymak için atılacak ilk adım elbette muayene etmek. Şikayet ettiği belirti ve bulgulara bakmaktır. Demirin vücutta birçok farklı işlevi vardır. Hadi gelin öncelikle demirin vücuttaki görevlerinden birkaçını inceleyelim. İlk olarak daha önce de biraz söz ettiğimiz hemoglobin üretimi görevine değinelim. Evet demir hemoglobin üretimi için elzemdir. Bu nedenle de demir eksikliği olan bir insan hemoglobin üretiminde sorun yaşar ve bu da anemiye yol açar. Bu durumda hasta aneminin tipik belirti ve bulgularını göstermeye başlar. Yani hastada yorgunluk, güçsüzlük, solgun görünüm, nefes darlığı hissi gibi belirtiler görülebilir. Demir vücutta çok sayıda farklı rol üstlenir çünkü vücuttaki birçok farklı protein ve enzim için kofaktör işlevi görür. O halde demirin diğer görevi için gayet açıklayıcı bir şekilde diğer yazıyorum. Çünkü demirin gerçekten de tek tek yazamayacağım kadar görevi var. Mesela e, demir cilt, saç ve tırnak sağlığı için çok önemlidir. Bir insan demir eksikliği yaşadığında koylonişi adı verilen bozuklukla karşı karşıya kalabilir. Koilonişi tırnakların kaşık şeklini alması durumudur beceremeyeceğim için çizmeyeceğim. Ama Koylonişi görsellerini aratırsanız göreceksiniz ki bu bozuklukta tırnaklar gerçekten de kaşık şeklini alıyor. Demir eksikliği olan insanlar ayrıca yenilebilir olmayan toprak veya buz gibi şeyleri yeme isteği de duyabilir. Biliyor musunuz bu rahatsızlığa da pika deniyor. Demir eksikliği huzursuz bacak sendromuna da yol açabilir. Demir eksikliğinin huzursuz bacak sendromuna nasıl yol açabildiğini tam olarak bilmiyoruz ama ikisi arasında çok güçlü bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Şimdi tekrar edeyim. Tüm bunların nedeni demirin vücuttaki çok sayıda enzim için bir kofaktör vazifesi görmesi. Yani demir eksikliği çeken bir insan sadece anemi şikayetiyle gelmeyebilir. Bu bulguların bir veya birkaçını gösterebilir. O halde İlk adım şu. Hasta anemiye ait belirti ve bulgularla geldiyse ve belki bu diğer semptomlardan da bir veya bir kaçını gösteriyorsa, altta yatan bir demir eksikliği anemisinden şüphelenmeye başlamakta fayda var. O halde yapılacak ilk şey hastadan kan alıp ne kadar kırmızı kan hücresi olduğuna bakmak. Eğer kırmızı kan hücresi sayısında gerçekten de bir düşüş varsa, hastada anemi olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bu bize neden demir eksikliği anemisi görüldüğüne dair hiçbir bilgi vermez. Aneminin oluşma nedeninin demir eksikliği olduğunu tespit etmek için demir testlerinin yapılması gerekir. Demir testlerini biraz olsun anlayabilmek için öncelikle demirin vücuttaki fizyolojisine dair biraz bilgi sahibi olalım. Bu diyagramı demirin vücutta izlediği yolu size göstermek için açtım. Beslenme yoluyla aldığımız demir yemek borusu ve mideden geçtikten sonra tam burada ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı veya duodenum adı verilen başlangıç kısmında durur. Duodenum demir emiliminin gerçekleştiği yerdir. Şekli biraz büyütürsek duodenumun iç çeperini oluşturan hücreleri şurada görüyorsunuz. Buraya gelen demir bu hücreler tarafından emilerek kana geçer. Ama demir kanın içinde öyle başına buyruk kafasına göre takılamaz transferin adı verilen bir proteine bağlanır. Demirin kanın içinde taşınması transferinin görevidir. Transferin demiri kan içinde taşıyarak ihtiyaç olan en ücra noktalara kadar götürür. Ama demirin büyük bir kısmı aslında karaciğere taşınır. Çünkü vücudun asıl demir deposu karaciğerdir. Demir karaciğere gelir ve makrofaj adı verilen bu hücrelerde tutulur. Demir makrofajlarda da tek başına bırakılmaz. Ferritin adı verilen çok büyük bir proteine bağlanır. Şimdi aklınızda şöyle bir soru belirmiş olabilir. Demir kanda veya bir hücrenin içindeyken neden ona sürekli refakatçi bir protein eşlik ediyor? Demir neden hiç kendi haline bırakılmıyor? Bu güzel sorunun çok önemli bir cevabı var. Demir, kendi haline bırakıldığında yani hiçbir şeye bağlanmadığında kafasına göre dolaşarak çeşitli moleküllerden birer elektron çalar. Bu da serbest radikaller denen şeylerin ortaya çıkmasına yol açar. Serbest radikaller hücreler ve moleküller için çok zararlı şeylerdir. İşte bu yüzden ister kanda ister hücre içinde olsun demir daima bir şeylere bağlı haldedir. Kandayken transferin adı verilen refakatçi proteine, hücre içinde depolanırken ise ferritin denen refakatçi proteine bağlıdır. Yani demirin depolanma biçimi ferritindir. Evet, artık demir testlerinden söz edebilecek kadar bilgiye sahibiz. Bir hastada demir eksikliği anemisi olduğundan şüphelendiğimizde hastadan demir testlerini yaptırmasını isteriz. Hasta da bize elinde bazı değerlerin yazılı olduğu bir kağıtla geri döner. Şimdi demir eksikliği olan bir hastada ne görürüz? Onu konuşalım. Hastada demir eksikliği varsa serum demirinin düşük olmasını bekleriz, değil mi? Bunu tahmin etmek çok zor değil. Peki ya yüzde saturasyon? Bu transferindeki kaç bölgede demir olduğunu ifade eden bir ölçüttür. Demir eksikliği durumunda transferindeki birçok bölgenin boş olmasını bekleriz. Bu bölgelerde demir olmamasını bekleriz. Dolayısıyla yüzde satürasyon da düşük olur. Ha, bu arada şu bilgiyi de ekleyelim. Demir eksikliği olmayan bir insanın normal yüzde satürasyon değeri yüzde 33'tür. Bunu biliyor olmamız iyi bir şey. Yani genelde transferindeki bağlanma bölgelerinin yüzde 33'ü demirle doludur. Şimdi toplam demir bağlama kapasitesini atlayalım ve önce feritinden söz edelim. Demir eksikliği olan bir hastada ferritinin yani depolanan demir miktarının düşük olmasını bekleriz öyle değil mi? İlk etapta öyle olmayabilir. Belki hasta demir eksikliğinin ilk aşamasında depoladığı demiri kullanmaya başlayabilir. Ama uzun süreli bir demir eksikliğinden sonra depolanan demir yani ferritin illaki düşecektir. Şimdi de gelelim toplam demir bağlama kapasitesine. Bu değer aslında transferin miktarını yansıtır. Bu da gayet mantıklı çünkü transferin miktarı artınca demirin bağlanma kapasitesi de artar. Transferin miktarı azaldığında ise demirin bağlanma kapasitesi de azalır. Şimdi şöyle ki, vücudumuz demir eksikliği çektiğini fark ettiğinde çok güzel bir şey yapıyor. Bu eksikliği kapamak için daha fazla transferin üretiyor ki daha fazla transferin gidip daha fazla demir emebilsin yani demir eksikliğinde bir tamamlama mekanizması olarak transferin seviyeleri ve dolayısıyla toplam demir bağlama kapasitesi artıyor. Bu çok önemli. Vücudumuzun demir eksikliğiyle mücadelede kullandığı ana mekanizma bu. Evet, demir testlerinde eğer böyle değerler çıkarsa hastamızda demir eksikliği anemisi olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bu testler Demir eksikliğinin nedeni hakkında hiçbir bilgi vermez. O yüzden de son aşama hastanın niçin demir eksikliği yaşadığını tespit etmektir. Bunları konuşmak için ekranı şöyle kaydıralım ve şu notlara bir bakalım. Hatırlarsanız bu diyagramı demir eksikliği anemisinin başlıca nedenlerini anlatmak için oluşturmuştuk. Son aşama olarak hastanın yaşına, cinsiyetine ve muhtemel demir eksikliği sebebinin ne olabileceğine bakarız. Hastamız hamile bir kadınsa demir eksikliğinin nedeni artan demir ihtiyacı olabilir. Hastamız yoğun menstrual akıntı yaşayan bir kadınsa sebep menoraji olabilir ve bunun araştırılması gerekebilir. Bu durumda artan menstrual kanamanın nedeni olarak rahimde oluşan fibroidlerden şüphelenebiliriz. Bunun için de rahim bölgesinin veya pelvis bölgesinin ultrasonunu isteyebiliriz. Hasta genç bir erkekse veya genç bir kadınsa ve gastrik reflü belirtileri gösteriyorsa bu aklımıza peptik ülser hastalığını getirebilir. Bu durumda endoskopi yapabiliriz. Ağızdan sokulan bir kamerayla yemek borusu ve mideyi demir eksikliğine neden olabilecek ülserlere karşı tarayabiliriz. Yaşlı insanlarda ise demir eksikliği anemisinin nedeni olarak kolon kanserini veya kolon poliplerini daima göz önünde bulundurmalıyız. Bu kesinlikle çok çok önemli. Yaşlı bir birey yeni başlamış bir demir eksikliği anemisi şikayetiyle muayeneye geldiğinde gaytada gizli kan testi yapmayı kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Buna kısaca GGK yazalım. Bu testte adından da anlaşılabileceği gibi gaytada kan aranır. Gaytada kan olup olmadığı tespit edilir. Eğer sonuç pozitif çıkarsa yani gaytada kan rastlanırsa hastaya kolonoskopi yapılması gerekir. Kolonoskopi de kalın bağırsağa sokulan bir kamerayla bağırsak içinde muhtemel bir kanser veya polip arama işlemidir. Evet, işte demir eksikliği anemisinin bazı yaygın nedenlerinden söz etmiş olduk. Ayrıca demir eksikliği anemisi teşhisi koyarken uygulanabilecek üç farklı yönteme değindik.